Hepinize merhaba. Hayli içli, böyle dokunaklı, biraz ürkek, içine kapanık bir kız çocuğuydum aslında. Annem önümüzden geçen ambulansın ardından 3 gün ağladığımı söyler durur. Acaba içindeki hastaneye yetişti mi, kurtuldu mu diye. İlkokulda notlarımın 1.25-1.50'nin üzerine geçtiğini pek hatırlamam. Ama hani her 7 yılda bir insanın saçının, cildinin bile kabuk değiştirdiği söylenir ya. Sanıyorum ben de tam 15 yaşımda yatılı okul için 4 yıllığına İsviçre'ye gittiğimde kişiliğim, karakterim tam da bu zamanda kabuk değiştirdi. Sonrasında üniversiteye gittim. Ama annemin eteğinden ayrıldığım gerçeği hiçbir zaman değişmedi bu arada. Üniversiteye gittim. 4 yıllık üniversiteyi 3 senede alelacele takdir teşekkürle bitirdim. Sanki ilerisini görmüş gibi televizyon bölümünün yanı sıra bir de psikoloji okudum. Mezun oldum, döndüm. Bu hiçbir zaman okul sıralarını çok sevdiğim anlamına gelmesin. Çünkü sonrasındaki iş hayatım benim her zaman gerçeğim ve aslında hayat tarzım oldu. Yine küçükken annem bir gün beni Taksim Meydanı'na götürmüş. El ele yolda yürüyoruz birlikte. Yoldan geçen bir deli üzerime tükürmüş. Annem tabii pimpirikli, koşa koşa eve dönmüşüz. 5 gün boyunca beni çitliye çitliye yıkamış. Bu tabii ki benim 1999 yılında NTV'de muhabir olarak işe başladığım yıla dek Taksim Meydanı'nı son kez görüşüm oldu. Sonra 99 yılında NTV'de staj dönemi başladı ilk önce. Kapıdan içeriye girdim. Hangi bölüme girmeliyim, ne yapmalıyım diye. Baktım. İşte kültür sanat bölümü, işte sanatlar, sanat dersleri, sergiler var, işte çokça konserler, hiç bana göre değil. Ekonomi bölümüne gittim. Rakamlarla aram hiçbir zaman çok iyi olmadı. Tefe, tüfe, kahvaltılı basın toplantıları, orası da beni çok sarmadı. Spor bölümüne geçtim. İşte maçlar, skorlar, yok burası da değil dedim. En son haber merkezine girdim. İstihbarat bölümünde tam da kendimi buldum. İçimdeki o heyecan dolu, meraklı, araştırmacı, o soruşturmacı adrenalin tutkusunu sanıyorum en çok da bu NTV'de 6 yıl boyunca sahada geçirdiğim yıllar çokça besledi. Yine o dönem Bayrampaşa cezaevinde F tipi cezaevlerinde protestolar var, Bayrampaşa cezaevinde de protestolar var. Gece yarısı bir telefon çaldı. Sanarsınız gizli göreve gidiyorum. Parmak ucunda evden çıktığımı hatırlıyorum. Çatışmalar, patlamalar, en son 2 gün sonra tekrar eve döndüm. Kısacası kitaplarda okuduğumuz, filmlerde seyrettiğimiz o hayatlara değmek, dokunmak istedim. Bu yüzden de hani mutfağın tam da ortasında olmanız lazım. Muhabirlik de bu işin mutfağıdır. O yüzden o yemeğin mutlaka biraz tuzunu ekmeniz lazım ve hatta 2 tasla kavurmanız lazım. Çünkü yaşamadan anlatılmıyor. Anlatılsa da gerçekçi olmuyor. O yüzden bugün genel yayın yönetmeni olsam da muhabir olarak kalmam hep bu yüzden. Çatışmalar, sorgular hepsi bir yana dursun. Sanıyorum duygusallık boyutumu en çok da kol mesafesinde gördüğüm 200'ün üzerinde cesette test ettim. Yine o dönem nişanlanıyorum. Uzeyir Garih bizim aile dostumuz. Nişana katıldı. Bir hafta sonra ben de haber merkezinde oturuyorum. Polis telsinden bir anons. O dönem polis telsini dinlerdi. Kodları hala ezberebilirim. Üzeri Garih Pierre Loti mezarlığında öldürüldü diye. Olabilir mi acaba dedim. Gerçek olabilir mi? Koşa koşa gittim olay yerine. Baktım gerçekten o. Kanlar içinde yatıyor. Çok üzüldüm. Saatlerce ağladığımı hatırlıyorum. Bütün bu olayı takip ettim. Katil yakalandı, duruşmalar başladı Fatih Adliyesi'nde. Tek tek bütün o duruşmaların hepsine katıldım. Ve adam dedi ki, ben dedi daha sonrasında aslında sadece yaralamıştım. Aşağıdan yardım yardım diye bağırdığında tekrar yukarıya çıktım ve öldürdüm dedi. Acaba dedim, mümkün olabilir mi? Şüphecilik işte. Gittim Pierre Loti mezarlığına, bir kum saati koydum aşağıya. Bütün o merdivenlere indim çıktım. Acaba bu kadar kısa sürede öldürmüş olabilir mi diye. Velhasıl bunun gibi çok olay yaşadım. Kendi alanlarında lider olabilme potansiyeline sahip kişilerin seçildiği Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın bir programı vardı. 1,5 ay süren, ben de buna davet edildim. İşte Pentagon, Beyaz Saray gezilerinde içerildiği bir program. O dönem Margaret Thatcher, Süleyman Demirel, hepsi gençliklerinde katılmış. O yılda programa davet edilen tek Türktüm. Nereden bilebilirdim ki yıllar sonra meslek hayatımda sırf bu programa katıldım diye ajanlıkla suçlanacağımı. 19 yılı aşkın meslek hayatımda çok şey oldum aslında. Ergenekoncu oldum, yandaş oldum. Kendi ülkemin şu bayrağını takıyorum diye, hani bilirsiniz Amerikalılar üzerlerine Amerikan bayrağından tişört giyerler, üzerine şort giyerler. Ben kendi ülkemin ay yıldızlı bayrağını taktım diye bu ülkede ırkçı faşist bile oldum.
Galiba kadın olunca hedef olmak da bir o kadar kolay oluyor. Ve doğrudur, Türkiye'de kadın olmak kolay değil. Çünkü erkek egemen bir medyada mücadele ediyoruz, çalışıyoruz hepimiz. Mesela 1 Mayıs, hiç unutmam, İşçi Bayramı. Biz de o zaman hep beraber, bütün meslektaşlarla beraber çekime gittik. O meşhur Perpa Köprüsü'nün üzerinde bir hatıra fotoğrafı çekiyoruz. Resme baktım, 22 yaşındaki bir ben kız, bir de yine bir kadın meslektaşım daha, sadece iki kişiyiz. Yine geçen hafta, sanıyorum önceki haftaydı, Çankaya Köşkü'ne Başbakan televizyonların ve gazetelerin genel yayın yönetmenlerini çağırdı. Hep birlikte gittik. Üşenmedim, saydım. Masada 43 kişi, sadece ikisi kadın, biri de ben. Ne demek istediğimi aslında çok güzel ortaya koyan bir tablo bu. Çünkü sanıyorum bu erkek egemen medyada o kadar çok böyle çalıştık, çabaladık ki kadına ayrımcılığı, pozitif ayrımcılığı hep kendi haber merkezimde bilinçaltında uyguladım. O yüzden bugün İstanbul Haber Müdürü'nden Ankara Haber Müdürü'ne, Yurt Haber Editörü'nden Dış Haber Editörü'ne tamamını kadınlara teslim ettim. Erkekleri yerer gibi olmasın ama kadınların gözüne ve kalbine çok güveniyorum. Yaptığımız iş de zaten kalp işi. Aşkla yapıyoruz biz yaptığımız işi, tutkuyla yapıyoruz. Aksi halde zaten yaptığınız işten de hayır gelmiyor. Mekanik değiliz tabii ki. Elbette o büyülü ekranın, camın etrafında en fazla da biz hırpalanıyoruz ve insan çok travmatik olaylara sahne olunca sanıyorum kırılma noktaları da bir o kadar fazla oluyor. Benimkilerden biri Mehmet. Mehmet 7 yaşında, annesiyle babası boşanmak üzereler. Velayet davası görülüyor. Annesi Kur'an kursu hocası, babası imam. Ve babası bu kararın ardından farklı bir şehirde yaşamaya karar veriyor. Biz de bu duruşmayı takip ediyoruz ve doğal olarak Mehmet'in de yaşı küçük olduğundan velayetini annesine veriyor mahkeme. Sonrasında annesiyle kalmaya başlıyor. Çocuk tabii altına kaçırıyor. Annesi döve döve komalık ediyor Mehmet'i. Buz gibi bir betonun üzerine koyuyor. Sabaha kadar orada bekletiyor. Korkusundan hastaneye bile kaldırmıyor. Sonra anneanne geliyor sabaha karşı. Ne yaptın sen buna diyor. İşte böyle böyle diyor. Alıyorlar, hastaneye gidiyorlar. Bir hafta boyunca ölümle yaşam arasında mücadele ediyor. Hayatta kalmaya çalışıyor ama maalesef 7 yaşında veda ediyor bu hayata Mehmet. Sonrasında Mehmet'in babası, çokça etkileyen bir olaydır beni. Çünkü aklımda hep şu görüntü kaldı. O velayet davasında annesinin kucağında Mehmet ağlıyor. Baba beni anneme bırakma, beni çok dövüyor diye. Annesi de çimcikliyor Mehmet'i. Daha fazla bağırmasın diye. O haykırışları bir ay boyu gitmedi benim rüyalarımdan. Sonrasında haber bitti. Duruşma süreci oldu. Ben de haber sonrasında bir yorum yaptım. İsyanım öz annesi tarafından öldürülüp üstelik pişmanlık nedeniyle cezasının indirilmesiydi. İndirilmesi neydi Mehmet'in annesinin? Bir yorum yaptım. Neyse haberler bitti. Telefon çaldı. Santralden arıyorlar. Mehmet'in babası arıyor dediler. O anda kafam karıştı. Kim Mehmet? Tabii bağlayın dedim. Merhabalar dedi. Ben Mehmet'in babası. Ben dedi küçücük yaşında çok almaya uğraştım oğlumu. Oğluma kavuşmaya çalıştım ama mahkeme izin vermedi dedi. Ben bu hayatta tutamadım Mehmet'i ama siz sözlerinizle bir nebze olsun benim içimi ferahlattınız. İyi ki varsınız dedi. O günden beri her bayramda, her kandilde arar beni Mehmet'in babası. Mehmet'in babasını hiç tanımıyorum ama işte bir yerde, bir hayata, Mehmet'in babasına ve belki de bu dünyadan göçüp giden o küçücük Mehmet'in hayatına değip dokundum. O Mehmet gibi, tıpkı o Mehmet gibi diğer Mehmetler de hep çok önemli oldu benim hayatımda. Benim ailemde asker ya da polis yok ama benim bu ülkenin askerine, polisine olan sevgim malumunuz. Evet, vatanseverim, Atatürkçüyüm ve en büyük şansım da bu topraklarda doğup büyümek olduğunu düşünüyorum. Ama buna karşılık bu ülkenin askerinin, polisinin her zaman çok yalnız olduğunu hissettim. Yeteri kadar önemsenmediğini hissettim ve onların sesi olmaya karar verdim. Belki onlar için önemlidir dedim. Özel bir günde onların yanında olayım.
yılbaşı gecesi onlarla birlikte geçeyim dedim. Nereye gideyim, nereye gideyim? Baktım en uzak yer neresi? Sınırda Dağlıca var. Hani birçoğunuz belki bilmez bile, 2015 yılında 16 şehit verdiğimiz yer. Belki haritada bile yerini zor bulursunuz ya da çok çok haberlerde duymuş olabilirsiniz. İki helikopter, bir uçak, atladım, gittim yanlarına. Onlarla birlikte geçireyim diye. Yılbaşı gecesi gidemedim. Güvenlik gerekçeleriyle ve hava koşulları nedeniyle iki hafta sonrasına verdiler. Ve tam 24 saat çekim iznim var. Gittim, işte tank atışları, top atışları hepsini çektik. 2753 rakımlı o Beybuta tepesine çıktık. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer. Hani burada görev yapabilmek için gerçekten hayatta bir amacınız olması lazım. Bir vatan sevdası olması lazım. Bir bayrak sevgisi olması lazım. Ve kocaman bir yüreğinizin olması lazım. Çünkü hani bunun karşılığını parayla ödeyemezsiniz. Burada insanlar canını ortaya koyuyorlar. Gittim, işte bir mağara gibi bir yerde yatıp kalkıyorlar. Zaten hava koşulları o kadar kötü ki, -20 derece buz gibi soğuk, insan konuşmaya bile zorlanıyor. 2 metre kar. Arada bir helikopter geliyor, tepeden kumanyayı atıyor. Askerler yiyebildiği kadar yiyor. Böyle bir yerde yatıp kalkıyorlar. Sizin için, bizim için, hepimiz için, vatan için. Sonrasında çekimler bitti, Dağlıca'ya çıktık. 1500 askerle birlikte bir gece geçiriyorum. Çekimler bitti, oturduk, sohbet ettik. Derken yatacağız, hoş uyumak ne mümkün. Odaya geldim. Tık tık kapı çaldı. 20 yaşlarında gencecik bir astsubay. Nazlı abla dedi, bizimle beraber biraz oturur musun? Biz de seni çok bekledik buraya geleceksin diye. Oturmaz mıyım? Tabii ki dedim. Gittim yanlarına. İşte onlar anlattı. Kiminin tersine şu kadar az kalmış, kimi gün sayıyor. Onlar anlatırken ben de böyle televizyona takıldı gözüm. Çünkü bir müzik kanalı. Müzik kanalının altında hani böyle aşıkların birbirine notları, mesajları geçer ya. İşte her birinin bekleyeni var, sevdalıları var. O da yine sizin gibi, benim gibi. Çekimler bitti ve oradan ayrıldım. Bu arada buraya giderken annem biraz pimpirikli, asla anneme nereye gittiğimi söylemiyorum. Ankara'ya gidiyorum dedim. Olağanüstü kurultay var, kurultayda çekimler yapacağım. Günlerden pazar, artık 24 saati devirdik. Van Filo'ya indik. Son şeyler, birkaç saat sonra uçak kalkacak. Oturduk bekliyoruz. Bu esnada annem görüntülü telefondan beni arıyor. Efendim dedim, dedi, küpelerimi yeni aldım, güzel mi dedi. Kaş göz yapıyorum şimdi, anlamadı ama sesle görüntülü olunca herkes bizi dinliyor. Ben dedim sana bir yalan söyledim, ben Ankara'da değilim. Neredesin dedi. Dağlıca'dayım dedim. Orası neresi dedi. İşte dedim böyle böyle Van, Hakkari, Yüksekova indim bitti geri. Öldüreceğim seni buraya gelince dedi. Yeter artık dedi, seninle mi uğraşacağım falan. Arkada ama dedi inanmıyorum, kesin orada değilsin. Anne vallahi buradayım dedim. Yok yok dedi, hiç inanmıyorum. Dedim şöyle bir göstereyim. 7 tane komutan oturmuş. Annem bir anda ayağa kalktı. Önüne ilikleri, saygılar efendim dedi. Hepinize saygılar, kızım size emanet. Diyor ki gel görüşeceğiz, gel görüşeceğiz. Sonrasında yine Yüksekova'ya gittim. Orada da yine bombalar patlıyor, sokağa çıkma yasağı var, çatışmalar. Bari dedim söyleyeyim de hayattayım, merak etmesin. Birazdan çünkü haberler başlayacak, görüntülerde anlayacak benim orada olduğumu. Önden aradım, nasıl bağırıyor bana? Hiç lafımı dinlemiyorsun, bıktım, yetti artık vesaire. Böyle bağırıyor bana. Baktım çok bağırıyor. Ben de telefonu kapadım. Bir hafta boyunca küstü konuşmadım. Ne küstüm seninle dedi, başka çare olmayınca. Biz kanıksamayalım derken aslında şehit haberlerine alışmayalım derken en büyük tehlike aslında onlarda. Nusaybin'e gitmiştik ve Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı var, çatışmalar sürüyor. İşte biz çekimleri yapacağız, onlar operasyona çıkacaklar. Hep beraber bir masada oturduk. Yine konuşuyoruz, nasıl yapmalıyız, bölgede ne kadar gün kaldı, ne kadar temizlendi terör örgütünden, bunları anlatıyorlar. Çayımızı içtik, biz çekime gittik, onlar operasyona gitti. Aradan birkaç saat geçti, tekrar geldik oturduk. Ali'ye baktım. Ali yok yanımda. Ali nerede dedim. Ali şehit düştü dediler. EYP yüklü binada. 2 saat önce. Nasıl dedim. Ali şehit düştü. Hani 60 saniyeyle giriyor belki hayatlarımıza. Şehit haberleriyle giriyor. Ağlayan bir anne, eş, yetim kalan cami avlusunda oynayan o çocuklar. Sonrasında bitti diyoruz bizim için. Ama onlar için hayat hep yarım kalıyor. Çünkü ateş düştüğü yeri yakıyor. Onların hayatları artık hep yarım kalıyor. Yine bir gün Dağlıca'dan dönüyoruz. Askeri helikoptere bindik. Arada bir çok nadiren kalkıyor zaten helikopterler. Bir grup var asker. Onlar da
izne çıkacaklar artık, çarşı izlerine çıkacaklar. Yüklenmişler, balık istifi gibi hep birlikte dolmuşuz helikopterin içerisine. Giderken yanımda o Sikorsky helikopterlerinin, Kobra helikopterlerinin pilotlarından ikisi oturuyor. Dedi ki, resmimizi çeker misiniz dedi, ama dedi siz dedi bir selfie yapın dedi bizimle. Tabii ki dedim, birlikte böyle resim çektik. Aradan 22 gün geçti, Burak şehit haberi geldi. Acıları hep biriktirdik ve hep bir bedel ödüyor insan. Ben de başta IŞİD, PKK olmak üzere onlarca davadan yargılandım, hala yargılanıyorum. Ölüm tehditleri, meclise soruşturmalar, hakaretler, tehditler. Mesela emniyet bir canlı bomba listesi dağıtmıştı. Birkaç kişinin canlı bomba olması nedeniyle bunu dedi haberleştirir misiniz? Biz de haberleştirdik. İki gün sonra aşağıdan aradılar beni güvenlikten. Tebligat geldi dediler. Ha dedim herhalde yine dava açıldı. Gittim baktım. O haberini yaptığımız kızlardan biri. Sen dedi nasıl bana dedi canlı bomba dersin? Ben dedi üniversite öğrencisiyim dedi. Yok öyle bir şey dedi. Ben tabii adliyelere gittim. İfadeler veriyorum. Gittim geldim. Aradan bir vakit geçti. İki sene geçti. İstanbul'da Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün önünde bir çatışma, bir polis şehit, iki tane de kız yatıyor yerde, üstlerinde bombalar bağlı, ellerinde Kaleşnikov, ölmüş teröristler. O kızlardan biriydi işte, bana iki yıl önce dava açan, otomatik beraat ettim. Getirisi mi daha fazla oldu, götürüsü mü? Hiçbir zaman bilemedim ama fark yaratmak istedim ve bu kurulu düzende uyanları biraz da olsun uyandırmak istedim aslında. Ve ne yaptıysam aşkla tutkuyla yaptım. Davalar, soruşturmalar haliyle her anne gibi benim annem de yeter artık yoruldum bırak şu işi dünyayı sen mi kurtaracaksın diyor. Yok dünyayı benim kurtarmaya gücüm yetmez ama oturduğum koltukta belki biraz olsun bir şeyleri değiştirmeye gücüm yeter diye düşündüm. Ve ben herkes kendi kapısının önünü süpürürse farklı bir Türkiye olacağına inandım her zaman. Kızıma bırakacak koca koca binalarım, arazilerim yok belki ama bir şeyleri değiştirmek adına çabalamış bir annesi olacak. Yol bir yerde bitiyor, bitecek elbette hepimiz için. Önemli olan kaç kişinin hayatına dokunduğumuz ve kaç kişi için fark yaratabilmiş olacağımız olduğunu düşünüyorum. Hepinize teşekkürler.